Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Osmanlı Devleti'nde millet sisteminden bahsetmiştik. Neydi millet sistemi? Toplumun ırk ve diline göre değil din ve mezhep aidiyeti esasına göre sınıflandırılmasıydı. Yani insanların Sırp, Bulgar, Rum, Ermeni, Türk olarak sınıflandırılması değil, Hristiyan, Yahudi veya Müslüman olarak sınıflandırılmasıydı. Osmanlı Devleti'nde millet esası geçerliydi. Yani devlet toplumu yapılandırırken Müslim veya gayrimüslim olmasına göre e, hareket ediyordu. Onun dışında Osmanlı Devleti'nde e, İslam kültürünün etkisindeki şehirlerden bahsetmiştik. E, Osmanlı Devleti ele geçirmiş olduğu topraklarda iskan politikasını uygulayarak o bölgeleri türkleştirip Müslümanlaştırmaya çalışıyordu. Fakat kesinlikle o bölgelerde zorlu bir asimilasyon politikası uygulamıyordu. Yani o bölgedeki insanları zorla türkleştirmek, Müslümanlaştırmak gibi bir politika uygulamıyordu. Sadece o bölgeleri e, Türk kültürünün daha köklenmesini sağlayacak şekilde e, yeniden yapılandırıyordu. Yine Osmanlı Devleti'nde şehirlerdeki yaşamdan bahsetmiştik. Demiştik ki o dönem Osmanlı erkekleri cami, mescit dışında işte bozahane veya kahvehanelerde zamanlarını geçiriyordu. Osmanlı Devleti'ndeki en önemli eğlence zamanları düğün törenleri veya sünnet törenleri ya da bunun haricinde bayram zamanlarıydı. Özellikle düğün ve sünnet şölenleri saray tarafından tertipleniyordu. Çünkü padişah düğünleri veya şehzadelerin sünnet törenleri halkın da katılımının sağlandığı büyük şenlikler halinde gerçekleştiriliyordu. Bu şenliklerde işte yemekler dağıtılıyor veya işte eğlenceye katılacak olan insanlar için bir takım seyirlik gösteriler yapılıyordu. Onun haricinde yine Osmanlı devletinde Ramazan ayı da çok önemliydi. Ramazan ayı için aylar öncesinden hazırlıklar başlanıyordu ve yine hacca gidecek olanlar için Surre alayı dediğimiz bir gönderme ve karşılama töreni düzenleniyordu. Bayram zamanında beraber kılınan bayram namazı namazı bir toplumsal dayanışmayı ve kaynaşmayı sağlıyordu. Yine sarayda düzenlenen bayramlaşma töreni de padişah ile devlet memurları arasında bir yine kaynaşmayı beraberinde getiriyordu. Yine bayram zamanı kurulan çarşı, pazar, panayır yerleri halkın ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlarken bir yandan da o sosyal bağları kuvvetlendiriyordu. Bunun haricinde Osmanlı Devleti'nde kahvehaneler de çok önemliydi. 1500 yıllarda açılmaya başlamıştı bu kahvehaneler. İlk zamanlar sadece erkeklerin gidip işte sohbet ettikleri kahve çay içtikleri yerlerken zamanla buralar o bölgedeki işte insanların sorunlarını konuştukları mahalle ile ilgili kararları aldıkları merkezlere dönüşmüştü. Hatta ilerleyen zamanlarda mahalle kahveleri yetmeyince çeşitli esnaf ve meslek grupları kendi kahvehanelerini açmışlardı ve bu kahvehanelerde dediğim gibi sadece sohbet muhabbet dönmüyor aynı zamanda işte dini konularla ilgili veya edebiyatla veya tarihle ilgili e, kitaplar okunuyordu e, camilerden tekkelerden sonra kahvehanelerde bu e, okuma yerlerine dönüşmüş daha doğrusu okuma yazma bilmeyenlerin işte bu e, okuyan okuma yazma bilenler tarafından kitapların okunduğu ve onların dinlendiği yerlere dönüşmüştü e, oradan o Osmanlı mutfağına gelmiştik ki buraya geldiğimizde de dersimizi sonlandırmıştım ve söylemiştim bir sonraki dersimizde bu Osmanlı mutfağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler vereceğim size diye. Şimdi aslında Türk mutfağı çeşit ve lezzet açısından çok zengin ve özel gün yemekleri işte mutfak araç ve gereçleri açısından da çok zengin. Osmanlı Devleti'nin gelişme ve büyümesine bağlı olarak Türk mutfağı da büyük bir gelişme gösteriyor. Çünkü Osmanlı Devleti fethettiği, ele geçirdiği toprakların da yeme içme alışkanlıklarını veya yemek kültürlerini kendi bünyesinde topluyor. Türk mutfağı da bu sayede büyük bir gelişme gösteriyor. Aslında Osmanlı Devleti işte o geleneksel Türk anlayışıyla beraber hatırlarsanız eski Türkler göçebe yaşadıkları için temel geçim kaynağı Kaynakları hayvancılıktı ve doğal olarak daha çok hayvansal ürünler tüketiyorlardı. Osmanlı da aslında bu geleneği biraz devam ettirecek ve işte et, süt, yoğurt, peynir, yağ gibi hayvansal besinler tüketecek. Onun dışında saray mutfağında işte kuzu, koyun etiyle hazırlanan kebaplar, yahniler, külbastılar, kızartmalar, köfteler ve tahıl ve baklagillerle zenginleştirilmiş ve et suyu ile pişirilmiş çorbalar ve pilavlarda Osmanlı saray mutfağında fazlasıyla tüketilecekti. Да. Okay. Yine demiştik ki Osmanlı devletinde saray mutfağına Matbahı Amire denilir. E, ve bu büyük saray mutfağının içerisinde e, işte hem kiler bulunur, e, hem fırınlar bulunur, çeşitli fırınlar, hem e, mandıra bulunur, hem simitane bulunur. E, birçok aslında yapı da içinde bulunduran büyük bir e, mutfaktır bu Matbahı Amire. E, ve buradan e, pişirilen yemekler sarayda çalışan veya yaşayanlara e, sunuluyordu. Şimdi Osmanlı mutfak kültürüne bak. Baktığımızda yine öyle soğuk ordör tabaklarının olmadığını söylemiştik. Bunun en önemli sebebinin de saraya alınan zeytinyağının büyük bölümünün aslında aydınlatma için kandillerde kullanılmasıdır demiştik. Yemeklerde zeytinyağı yerine daha çok tereyağı ve sede, sade yağ ağırlıklı e, kullanılıyor demiştik. E, onun dışında Osmanlı devletinin mutfağının ne kadar zengin bir çeşitliğe sahip olduğunu göstergesi ol, olsun diye bir örnek vereceğim. Evet. Kanuni Sultan Süleyman oğullarının sünnet düğününde bir işte yemek dağıtıyor ve bu yalnızca tatlı faslı 53 çeşit tatlıdan oluşuyor arkadaşlar. Ve ziyafetlere katılanlara 15 çeşit helva, 20 çeşit reçel olmak üzere pek çok tatlı çeşidi sunuluyor. E bütün bu tatlılar içinde 60 kantar yani yaklaşık 3400 kilogram kadar bir şeker harcanıyor. Aynı zamanda yine bu ziyafetlerde ikram edilen 36 çeşit yemekten 7'si pilav çeşidi. Hani bu bile Osmanlı mutfağının dediğim gibi ne kadar zengin olduğunun göstergesi. Ee, onun dışında Osmanlı sofra kültürü en az Osmanlı mutfağı kadar kendine has özellikler taşıyor. Mesela Osmanlı saraylarında yemek odası ve yemek masaları yoktur. Eğer Topkapı Sarayı'nı gidip gezdiyseniz, gördüyseniz orada bir hani yemek odasının olmadığını veya yemek masasının olmadığını görmüşsünüzdür. Ee, yemekler sarayda olsun, konaklarda olsun veya halkın yaşadığı, sıradan vatandaşların yaşadığı evlerde olsun yerde kurulan yer sofralarında, yenilerdi. yenilirdi. Onun haricinde padişahın yemekleri de genellikle mutfakta değil, o büyük hani mut, matbaa amire dediğimiz mutfakta değil, kuşhane denilen özel mutfaklarda hazırlanırdı. Ve sofra hizmetinden sorumlu olan Çaşnı Girbaşı tarafından da padişaha sunumu yapılırdı. E, padişaha giden yemekler e, tablalarla taşınır. Özellikle 2. Abdülhamit döneminde yemekler bu tablalara konulduktan sonra üzerleri örtülür. E, su ve şerbet gibi sürahilerin ağızları da mü mühürlenirdi. Özellikle bu içeceklerin ağızlarının mühürlenmesinin temel sebebi zehirlenme olayını en aza indirmektir. Ve bu ağzı mühürlü olan işte su ve şerbetlerin olduğu bu sürahiler e, ya padişah tarafından çoğunlukla da çaşnı girbaşı. Bu çaşnı girbaşı bu arada e, padişaha e, servis yapan onun yemeklerini sunan görevlidir. E, çaşnı girbaşı tarafından veya padişah tarafından işte bu su ve şerbet gibi sürahilerin e, mühürleri açılırdı. E, bu arada padişah aile üyelerinin dışında kimseyle aynı sofrayı paylaşmazdı. E, Valide Sultan dediğimiz padişahın annesi ve padişahın erkek çocukları yani şehzadeler ve harem halkının önemli kişilerine de has mutfaktan yemek hazırlanırdı. E, hatta bu Fatih Kanunnamesi'nde bir diğer adıyla Kanunname-i Ali Osman'da divandaki sadrazamın ve vezirlerin kimlerle yemek yiyeceğine dair notlar bulunmaktaydı bu da bir protokol kuralına bağlıydı yani öyle herkes kafasına göre istediği yerde istediği kişiyle yemek e, yiyemiyordu protokol kurallarına riayet etmeleri gerekiyordu bunun haricinde Osmanlı aile düzeninde sofra adabına çok dikkat edilirdi e, ailenin bir sofra düzeni vardı aynı zamanda bütün aile fertlerinin sofrada aynı anda bulunması e, şarttı Hizmetkarlar yemek başlamadan önce e, sofraya oturanların ellerini yıkamaları için ibrik ve leğen getirirlerdi. Aynı zamanda elleri kurutulması için havluları taşıyan görevliler vardı. Bu leğenlerin içerisine e, hafif e, ılıtılmış suyla birlikte e, sofradakiler önce ellerini yıkarlar. daha sonra havluyla kuruladıktan sonra da e, yemeklerine başlayabilirlerdi. Bu arada yemek sırasında birisi sofradan kalkınca e, insanlar yemeği bırakıp, kırılar ve onun gelmesini beklerlerdi. Bu durum su içerken de geçerliydi. Eğer birisi su içiyorsa, insanlar yemek yemeyi durdurur ve su içen kişinin yemesi bitinceye kadar yemeğe el sürmezler, onu beklerlerdi. Ee, Osmanlı Devleti'nde biraz önce de söylediğim gibi sofra genellikle yere serilen e, sofra örtüsünün üzerine kurulurdu ve kişiler bu sofra örtüsünün etrafına dizilen minderlere oturup örtüyü de üzerlerine çekerek e, yemeklerini yerlerdi. Ee, ekonomik durumu iyi olmayan aileler yemek tercihlerinde daha çok tahıllardan oluşan yiyecekleri seçerlerdi. İşte bulgur gibi, mercimek gibi e, tahıllardan oluşan yiyecekleri seçerlerdi. Ama durumu iyi olan aileler işte saray ve saray çevresi ya da memurlar sınıfı e, ise daha çok e, işte et ve onun dışında e, zengin ürünler tüketirlerdi ve yine yemek sonrasında taslarda şerbet veya tabaklarda e, tatlı ikram edilirdi e, artı Osmanlı devletinde çatal kaşığın bulunmadığı zamanlarda yani çok fazla kullanılmadığı dönemlerde sağ elin ilk üç parmağı çok fazla böyle yağlandırılmadan yani yemeğe çok fazla bandırılmadan e, üç parmak kullanılarak yemek yenilirdi parmak uçları eğer yağlanmışsa da o e, el bezi denilen bir nevi peçeteye benzeyen bir bezle ki bu bez bazen böyle ılık suyla nemlendirilmiş olurdu. Bu bezle elin temizlenmesi sağlanırdı. E, sofrada yenilen yemeğe uygun çatal ve kaşık daha sonraki dönemlerde bulundurulacak özellikle de saray ve çevresindeki zengin ailelerin bu çatal kaşık kullanma işini daha erken başlattıklarını görüyoruz. Ve her yemek için farklı çatal kaşıkların farklı malzemelerden yapılmış çatal kaşıkların kullanıldığını görüyoruz. Mesela yağlı yemek kaşıkları genellikle şimşir, kemik veya tek parça fil yapılır. Uçları da mercan yahut sedefle kaplanırdı. Ee, padişah sofralarında içine ilaç ya da zehir karıştırılabileceği düşüncesiyle tuz bulunmazdı. Aynı zamanda meze türü soğuk giriş yemekleri de Osmanlı Devleti'nde yoktu. Ee, Osmanlı padişahlarının tabii ki sofrasında kullanmış oldukları tabak çanak çanakları halkın kullandıkları gibi değil. Çok daha gösterişli e, sofralarda yemekler yiyordu padişahlar. Mesela padişah sofrasındaki top, e, tabaklar e, som altından ve sofranın örtüleri de altın sırma. Yemek takımları, kilerci başının sorumluluğu altında. Eğer bunlardan herhangi birisi işte kaybolacak veya zarar görecek olursa kilerci başı bundan sorumlu tutulurdu. Altın dışında bazı durumlarda gümüşten de eşyalar kullanılmıştır. Bu arada bu benim bahsettiğim Osmanlı devletinin klasik dönem dediğimiz hani o yükselmenin en şaşalı yaşandığı zamanlar için geçerli bir ifade. Biz ilerleyen zamanlarda ekonomimiz bozulmaya başlayınca arkadaşlar. E Para, e, hazinemizde paranın kalmadığı dönemlerde maalesef ki bu e, altından tabakları, işte kaşıkları, kullanılan eşyaları eriteceğiz ve bu eritmiş olduğumuz altından yeni paralar bastırarak e, Osmanlı hazinesinin açığını kapatmaya çalışacağız. Ama söylediğim gibi Osmanlı'nın çok güçlü olduğu dönemlerde padişahların kullandığı e, kapkacaklar genellikle altından olurdu. Bunun haricinde Sultan tabii ki en kaliteli ekmeği yerdi. Ekmeğe çok çok önem verilirdi Osmanlı Devleti'nde. Has beyaz ekmek. En has beyaz ekmek ve sıradan ekmek gibi çeşitlere ayrılırdı bu dönem yapılan ekmekler. Ve saraydaki hiyerarşik yapıya göre de bu ekmeklerin dağıtımı yapılırdı. E Tabii ki padişaha en iyi ekmek verilirken dediğim gibi daha alt düzey memurlara ise e, sıradan ekmekler verilirdi. Bu arada Osmanlı zamanında sarayda hemen hemen birçok padişahın en çok sevdiği sebze patlıcandı. E, yine enteresan bir bilgidir bu patlıcan o dönem Anadolu'da değil arkadaşlar Çin'den getiriliyor. Daha sonrasında ise Anadolu'da da üretimi başlayacak bu sebzenin. Ee, bunun haricinde saray mutfaklarında halkın tükettiği bulgur yerine pirinç bal pekmez yerine de şeker ve esmer ekmek yerine yufka yerine beyaz mayalı ekmek çeşitleri tüketiliyor aslında günümüzdeki yeme içme alışkanlıklarından oldukça farklı çünkü günümüzde pirinç özellikle şeker oranını çok fazla barındırdığı için çok tercih edilen bir şey değil ama mesela o dönem sarayda daha çok bulgur yerine pirinç tüketiliyormuş yine şeker çok tercih edilen bir şey değilken sarayda işte şeker malum o dönem üretim biraz zor meşakkat olduğu için sarayda daha fazla şeker tüketiliyormuş ve yine günümüzde aslında daha çok esmer ekmek e, sağlıklı diye nitelendirilirken sarayda daha çok beyaz mayalı ekmek çeşitleri tüketiliyormuş. Özellikle et ve balık pişirilirken e, yemeklerde tarçın kullanılıyor. E, yemekler her zaman sade yağ yani tuzsuz tereyağı ile yapılıyor. Bunu daha önce söylemiştim. Zeytinyağı çünkü daha çok başka alanlarda kullanılıyor. E, i̇şte e, kandillerin tutuşturulması yani bir nevi aydınlatmada işte ya da bazı işte eşyaların yağlanmasında kullanılırken e, tereyağı daha çok e, yemek yapımında kullanılıyor. Bu arada yine e, özellikle et çok fazla tüketiliyor ama balık tüketen padişahların e, aslında çok sınırlı olduğunu görüyoruz. E, özellikle de balık tüketimi konusu Böyle en bilinen padişah Fatih Sultan Mehmet'tir ve Fatih Sultan Mehmet e, balık tüketimi konusunda dediğim gibi e, diğer padişahlara kıyasla daha ön plana çıkan bir isim olmuştur. Bu arada e, Osmanlı devletinde yemeğin ardından buhur, gül suyu ve kahve verilmesi adetti. E, bunlar hem yenilen yemeğin hazmedilmesini sağlıyor hem de aynı zamanda yemeğin üstüne bir keyif e, imkanı yaratıyordu. E, özellikle de bu gül suyu Yemekten sonra verilen en önemli kokulardı. Ee, hani hafif de kokusu rahiyazda olan bir e, içecekti diyebiliriz. Ee, buradan Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar e, giyim kuşam alışkanlıkları nasıldı birazcık da onunla ilgili konuşalım istiyorum. Şimdi e, Osmanlı Devleti'nde kişilerin Müslüman ve gayrimüslim oluşuna göre tabii ki farklı farklı kılık kıyafetleri var. Görselde göreceksiniz zaten kadınların ve erkeklerin kıyafetlerinin farklılaştığını. Şimdi yüzlerce yıl boyunca işte özellikler açısından benzer şekilde devam ediyor Osmanlı giyiminde çeşitli işte yazma kitaplar var bu yazma kitapların içerisinde nakkaşlar tarafından yapılan minyatürler var ve biz bu minyatürlere bakarak veya resimlere bakarak veya yabancıların işte gelip Osmanlı'yı gördükten sonra yaptıkları resimlere bakarak o dönem Osmanlıların giyim kuşam alışkanlıkları hakkında fikir sahibi olmaya başlıyoruz. Bu resimlerde gördüğümüz üzere acayip bir renk cümbüşü var. Giyilen kıyafetlere baktığımızda işte şal var. İç gömleği, entari, kaftan, hırka, sarık, külah, tülbent, ferace, şal gibi birçok şeyin kullanıldığını da görüyoruz. E, bu arada e, en meşhur bu kılı kıyafetle ilgili bilgi veren kaynaklardan bir tanesi de o dönem Avusturya'nın işte İstanbul elçisi e, olarak görev yapan e, Busbeck adında bir adam. Türklerin daha çok yeşili tercih ettiklerini ve giyimlerinde de böyle sade bir tutum sergilediklerini söylemiş ve özellikle Müslümanların yeşille birlikte beyazı da çok sevdiklerini kıyafetlerinde beyazı da çok fazla kullandıklarını söylüyor. Bunun haricinde Hristiyan ve Yahudilerin de kıyafetlerinin birbirlerinden farklı olduğunu söylüyor. Bu arada Osmanlı Devleti'nin de Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların aslında nasıl giyeceklerine dair kararlar e, divandan çıkan hükümlerle belirleniyordu. Yani öyle herkes kafasına göre istediği şekilde, istediği rengi e, giyinemiyordu. E, Herkesimin değişik şekillerde belirlenmiş kıyafetleri vardı e, ve bunun dışına çıkanlar uyarılıyor veya eğer o kurallara uymuyorlarsa e, cezalandırılıyorlardı. E, bu, sarayda giyilen kumaşların e, Halk tarafından giyilmesine mesela sıcak bakılmıyordu. Yine saraydaki işte o renk e, kıyafet halkın yine giymesi yasaktı. E, bu arada törenlerde giyilen kıyafetler ile e, normal günlük yaşantıda ya da sefere giderken giyilen kıyafetler farklılık gösteriyordu. Hmm. Mesela padişahların e, giyim kuşamları tabii ki çok daha pahalı ve lüks kumaşlardan üretiliyordu e, ve genellikle işte şal var, gömlek, iç entarisi, ferace ve kaftanlardan oluşuyordu. Yine bu e, Topkapı Sarayı'nı belki gezerken dikkatinizi çekmiştir padişahların giymiş olduğu kaftanlar devasa boyutlardadır. E, hani onları görünce sanki o dönem padişahların çok böyle iri e, insanlar oldukları gibi ya da çok uzun boylu insanlar oldukları gibi bir algı oluşabilir kafanızda. Fakat orada gösterilen o e, sergilenen kıyafetler e, tören kıyafetleridir. Bu tören kıyafetlerinde padişahların olduğundan daha cüsseli gözükmesi, daha iri gözükmesi için e, kıyafetler çok daha e, onları büyük gösterecek şekilde tasarlanmıştır. E, biraz önce de söylediğim gibi padişahların e, seferlerde giydikleri kıyafetleriyle günlük yaşamda veya törenlerde giydikleri kıyafetler e, hatta bayramlarda cenaze ve tahta çıkma törenlerinde veya elçi kabullerinde giydikleri kıyafetlerde farklılık gösteriyor. Atıyorum bayramlarda başka bir renk giyinilirken elçi kabullerinde bambaşka renkler ve giysiler kullanılıyor. O ee... Osmanlı sarayında olduğu kadar e, halkın da yine pardon ordunun da yine kıyafetlerine önem veriliyor. Mesela e, Yeniçerilerin de bulunmuş olduğu birimlere göre kendilerine özgü üniformaları var. Aslında bugünümüzde de devam eden bir alışkanlık, yani bir anlayış. Baktığınızda işte bir er ile hani sıradan düz bir asker ile bir yüzbaşının üniforması aynı değil. Osmanlı devletinde de e, Yeniçerilerin e, üniformaları, başlıkları e, birbirinden farklılık gösteriyor. Eee ayak ayakkabılarda bile rengine göre bir farklılaşma söz konusu. Mesela subaylar sarı, erke, erler kırmızı, ulema ise mavi renkte ayakkabılar giyiniyor. Bu bahsetmiş olduğum grubun dışındakilerin bu renkteki ayakkabıları giymelerine hoş gözle bakılmıyor. Ya da zaten kişiler hangi sınıfa mensup olduklarını bildikleri için o sınıfın rengini kullanıyorlar ayakkabılarında. Dediğim gibi subay eğer kişi subaysa sarı. Eğer ulema sınıfına mensupsa mavi, eğer sıradan düz bir askerse bir erse kırmızı ayakkabıyı tercih ediyor. Yine Osmanlı Devleti'nde kullanılan başlıklar da statü ve rütbe ya da işte makamı yansıtıyor. Hele ki bu çok çok önemli. Çünkü kişinin o kafasına takmış olduğu başlık dediğim gibi onun makamını yansıtan en önemli öğelerden bir tanesi. Herkes hangi sınıfa mensupsa eğer ona göre bir kovuğu ya da işte ne bileyim başlığı, börkü ya da ne işte o isim verilen o başlıkları takıyorlar. Aynı zamanda kişinin sırtındaki kürkü ve cübbesi de onun statüsünü belli ediyor ee, mesela dini etnik azınlıklarda özel kıyafetler var kadınların giysileri ve aksesuarları da e, farklılaşabiliyor ee, Osmanlı kadınları genellikle entari, ferace, şal ve şalvar giyiyorlar ee, sokağa çıkarken de kadınlar kıyafetlerinin üstünü kapatacak şekilde bir ferace ile yani çarşafla kıyafetlerini tamamlıyorlar onun dışında çocukların da yine o dönem giyimleri kendilerine özel bir şekilde tasarlanmış durumda. Bu arada Osmanlı Devleti'nde e, mesela Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin kullandığı renklerde de farklılıklar söz konusu. Osmanlı Devleti'nde e, kılık e, kıyafet kültürünün oluşmasında din kuralları, yaşanılan çevre, sosyal yapı, gelenek ve kanunlar gibi unsurlar e, etkili oluyor. İslamiyet'ten önce Türk kadını ve erkekleri aslında üstte gömlek ve kaftan başlarında börk, kalpak veya işte tekke benzeri başlıklar takarlarken e, daha sonraki dönemlerde e, kadınların kılık kıyafetleri kıyafetinde çok köklü değişiklikler olduğunu görüyoruz. Mesela işte İslamiyet'ten önce kadınlar neredeyse erkeklerle hemen hemen aynı kıyafetleri giyinirlerken İslamiyet'ten sonra biraz daha dediğim gibi farklılaşma var. Hele Fatih Sultan Mehmet'ten sonra çok daha köklü bir değişikliğin olduğunu görüyoruz. Mesela Fatih zamanına kadar kadınların yüzlerini örtmediklerini, yalnızca başlarını örttüklerini, sokak giysisi olarak ferace ve yaşmak kullandıklarını biliyoruz. Ama İstanbul'un alınmasıyla birlikte Türklerin özellikle şehir yaşamına, yerleşik yaşama geçmesi, işte imparatorluğun sınırlarının genişlemesi ve ekonomik koşullar, kadın ve erkek dünyasının ayrılması ve kadınların sokak giysilerinde kurallara konulmasına neden oluyor. E, bu dönemde çıkarılan emirlerde kadın giysileri üzerinde ayrıntıları ileri durulmuş. Feraceleri, süslemeleri, yaşmakları, işte bunları nasıl bağlayacakları hatta rengi bile devlet tarafından düzenlenerek kontrol altına alınmıştır. Dediğim gibi Osmanlı Devleti'nde kişiler öyle kafalarına göre istedikleri kumaşları giyinip ya da istedikleri modelleri giyinip e, hareket edemiyorlar. Bunlar belli kurallara bağlı. Peki buradan arkadaşlar Osmanlı devletinde toprak mülkiyeti ve çift tane sistemi neymiş? Birazcık da toprakla ilgili konuşalım. E, şimdi Osmanlı devletinde aslında toprağın çok basit bir formülü var. Toprağın mülkiyeti devlettedir ki buna miri toprak, miri arazi denilir. Toprağa işleme görevi köylüdedir ki köylüye de reaya denilir. Bu topraklardan vergiyi toplama hakkı da devlet memurundadır. Osmanlı devletinde toprağın mülkiyeti devlette olduğu için Avrupa'dakine benzer bir feodal yapılanmanın oluşması engellenmiştir. Çünkü eğer toprağın mülkiyeti devlette değil de toprak ağalarında olsaydı orada merkezi otorite zayıflamış olur ve feodal bir yapılanmanın önü açılmış olurdu. Osmanlı devleti toprak sistemini oluştururken kendinden önceki Türk devletlerinin toprak sisteminden yararlanıyor. Peki tabi sadece Türk devletlerinin değil aynı zamanda mesela Roma'nın, Bizans'ın işte İran devletinin ...devlet teşkilatlanması, toprak teşkilatlanmasından da faydalanmış. Ayrıca Osmanlı Devleti geniş bir coğrafyaya hükmettiği için de... ...ülkenin her tarafında toprağın hukuki durumu ve kullanım şekli bakımından... ...tek bir sistem uygulamıyor. Her bölgede farklı bir vergilendirme veya toprağa işleme anlayışı getiriyor. Çünkü dediğim gibi Osmanlı üç kıtaya yayılmış Asya, Afrika ve Avrupa'da... ...toprakları olan devasa bir imparatorluk. Her yerde aynı sistem uygulanamayacağı için o coğrafyaların durumuna göre göre farklı sistemler uygulamıştır. Fethettikleri yerlerde önceden uygulanan örf ve adetler ile hukuki durumu da dikkate alıyor Osmanlı Devleti. Her bölgenin özelliğine göre düzgün bir sistem oluşturmaya çalışıyor. Herkesin uyum içerisinde hareket edebileceği bir sistem oturtmaya çalışıyor. Osmanlı toprak sistemine bakıldığında arazi aslında genel olarak mülk, miri ve vakıf arazisi olmak üzere üç başlık altında değerlendirilecek. Peki neymiş bu miri, mülk ve vakıf arazileri biraz da bunları açmak gerekirse eğer. Miri arazi mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Bu toprakların kullanım hakkı kira bedeli alındıktan sonra sözleşme ile köylüye ya da bir diğer adıyla reayaya bırakılır. Reaya bu toprağı alıp işler. İşledikten sonra elde ettiği ürün üzerinden de devlete vergisini öder. Tabi bu reaya eğer Müslümansa onda bir oranında öşür. Eğer gayrimüslim ise onda iki oranında haraç vergisi öder. Yani Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Müslim ve gayrimüslimlerden farklı oranlarda vergi almıştır. Miri araziyi isteyen işte üretim yapabileceğini söyleyen herkese miri araziden pay vermiştir. Ama bu payı alan kişi eğer bir Müslümansa tarlasını ekip biçti diyelim ki ve 10 ton buğday elde etti. Bu 10 tonun bir tonunu devlete vergi olarak öder. Buna öşür vergisi denilir. Ha diyelim ki toprağı alan kişi bir gayrimüslim yani Hristiyan veya Yahudi ise toprağı ekip biçtikten sonra elde ettiği 10 ton buğdayın 2 tonunu devlete vergi olarak öder. Buna da haraç denilir. Şimdi miri arazi kendi içerisinde kullanım alanlarına göre farklı başlıklar altında değerlendirilir. Bunlardan mesela en önemlisi dirlik arazisidir. E, miri arazi içindeki dediğim gibi en önemli ve en geniş topraklardır. Dirlik toprakları e, devlet memurlarına maaş karşılığı verilen topraklardır. Yani diyelim ki ben bir devlet memuruyum, çalıştım, karşılığında 100 lira vergi 100 lira para almam gerekiyorsa maaş almam gerekiyorsa devlet bana nakit olarak maaş vermiyor. Dirlik arazisinden toplanacak vergileri bağlıyor. Şimdi bu arada bu dirlik arazisi de kendi içerisinde gelirine göre 3 farklı gruba ayrılır. E, bu toprağın dirlik arazisinin en kaliteli, en iyi ürün sağlayan, en fazla gelirinin olduğu kısmı has topraklarıdır. Daha orta geliri olan topraklar ziyamet topraklarıdır. En alt geliri olan topraklar da tımar topraklarıdır. Bunu biraz daha açayım isterseniz arkadaşlar. Dirliği kendi içerisinde has, ziyamet, tımar diye ayırdık ya has topraklarının yıllık geliri 100 bin akçe ve üzerindedir. Zeamet topraklarının yıllık geliri 20 bin akçe ile 100 bin akçe aralığındadır. Tımar topraklarının geliri ise 3000 akçe ile 20 bin akçe aralığındadır. Hani nasıl ki günümüzde devlet memurlarının hepsi aynı maaşı almıyorsa Osmanlı devletinde de bütün devlet memurları aynı oranda gelir almıyor. Mesela işte Osmanlı devletinde eğer bir divan üyesiyseniz alacağınız maaş has topraklarının geliri olur. Ama diyelim ki sıradan düz bir devlet memuruysanız alacağınız gelir tımar topraklarının geliri olacaktır. Kişinin statüsü yükseldikçe doğal olarak toprağın geliri de artıyor. Kişinin statüsü düştükçe toprağın geliri de düşüyor. Peki bu miri araziden bir diğeri arpalıktır. Arpalık toprakları saray adamlarına ve ilmiye sınıfından bazı yüksek rütbeli kişilere çalıştıkları süre içerisinde maaşlarına ek olarak verilen arazilerdir. Hani bunu şey gibi düşünebilirsiniz işte bir mağazada çalışıyorsun sattığın ürün üzerinden bir de maaşına ek olarak prim alıyorsun gibi düşün. Bu da aslında biraz böyle bir şey. Osmanlı devletinde çalışan bir devlet adamısın işte ilmiye sınıfına mensupsun maaşına ek olarak sana verilen arazi arpalık arazisidir. Şimdi bu kişiler görevlerinden ayrıldıktan sonra emekli maaşı olarak ölünceye kadar bu arpalıkların gelirini almaya devam ediyorlar bir diğer miri arazi çeşidimiz paşmaklıktır. Bu paşmaklık toprakları padişahların annelerine veya kızlarına veya kız kardeşlerine bağlanan arazi gelirdir, verilen arazidir. E hocam padişahın annesi, kızı veya kız kardeşi ne yapacak toprak gelirini Mesela diyelim ki valide sultan bir hayrat yaptırmak istiyor atıyorum bir cami olabilir, bir okul olabilir fark etmez. E bunun için paraya ihtiyacı var. İşte bu hayratlar için ihtiyaç duyduğu para paşmaklık topraklarından gelir. O yüzden de bu paşmaklık topraklarının geliri padişahların annelerine kızlarına veya kız kardeşlerine bağlanır Bir diğer miri arazi çeşidimiz e, yurtluk ve ocaklık toprakları Bu topraklar bir bölgenin eski sahibi olan ve o bölgenin Osmanlı devletine katılmasını sağlayan devlete sadakatle bağlılıklarını bildiren mahalli beylere verilen arazilerdir Bir nevi onları mükafatlandırmak için verilen topraklardır bir diğer miri arazi çeşidimiz Malikane'dir. Bu da Osmanlı Devleti'nin fetihleri kolaylaştırmak ve teşvik etmek için e, seferlere katılan önemli komutanlara ya da işte dervişlere, İslamiyeti yaymak için uğraşan dervişlere veya yine ahilere fethedilen ülkelerden verilen topraklardır. İslam devletlerinden kalan topraklardaki beylere e, ait mülklerin padişah tarafından onlara bırakılmasıyla ortaya çıkan arazilerdir. Bu da bir nevi yine motive etmek amacıyla işte o dervişleri, ahil komutanları mükafatlandırmak amacıyla verilen toprak çeşididir diyebiliriz ve miri arazinin son toprağı arkadaşlar mukata toprakları Osmanlı maliyesinin vergi toplama biçimlerinden olan mukata geliri doğrudan merkez hazinesine giden miri arazi ifade ediyor bakın şu ana kadar ben size dirlik Arpalık, Paşmaklık, Yurtluk, Ocaklık ve Malikane olmak üzere 5 tane toprak çeşidinden bahsettim. Bu 5 toprak çeşidinin de geliri bir yerlere harcanıyordu. Mesela dirlik topraklarının geliri devlet memurlarına veriliyordu. E, arpalık toprakları ek maaş olarak bağlanıyordu. Paşmaklık toprakları padişah eş ve kızlarına veriliyordu gibi. Ama mukata topraklarının geliri... Doğrudan devletin hazinesine geliyor arkadaşlar o yüzden de devlet hazinesinin e, hani direkt e, geliri içerisinde mukata toprakları sayılabilir. Peki bu saymış oldukları miri araziydi bir de mülk arazi var. Mülk arazi adından da anlaşılacağı gibi e, kişiye ait olan mülk olan topraklardır. E, bu mülk toprakların sahibi eğer bir müslümansa bunlara öşri topraklar eğer bir gayrimüslim ise haraci topraklar denilir. Bu araziler miri araziden bir miktarının hükümdar tarafından şahıslara verilmesiyle e, ortaya çıkmıştır e, geliri ve kullanma hakkı şahsın kendisine ait olduğu için kişi isterse bu araziyi vakfedebilir isterse oğluna miras bırakabilir, isterse satabilir. İstediği gibi kullanım hakkına sahiptir. Peki bu da öşri toprak dedik. Dediğim gibi sahibi Müslümansa eğer bu toprakları öşri topraklar deniliyor. Ve bu öşri topraklar... E Üzerinden öşür olarak devlete vergi ödeniyor. Öşür vergisi eğer Müslümansa dediğim gibi onda bir oranında verilen bir vergi idi. Haracı topraklarda mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan topraklarda. Bu toprağın sahibi de yine devlete ekip içtiği ürün üzerinden beşte bir ya da bir diğer deyimle onda iki oranında vergi ödüyor idi. Bundan sonraki konumuzda arkadaşlar yine Osmanlı'nın bu teşkilatlanması ile ilgili konulara devam edeceğiz. Ama e, bugünkü video dersimizi Şimdilik burada bitirelim. Bir sonraki derste tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.